Hadi biraz deniz kenarına doğru yol alalım. Şimdi sizleri Ege'nin gizli cenneti Kuşadası'na götürüyoruz. Hızlı ve keyifli bir tura çıkmaya hazır mısınız? Tertemiz denizi, şehrin göbeğinde devam eden yaban hayatı ve el değmemiş koylarıyla son yılların cazibe merkezi Kuşadası'nda yaz nasıl geçiyor? Kuşadası'nda nereler gezilir, nerede denize girilir? Kuşadası'nın denizi, çeşmenin gezmesi. Yeşil ve mavinin birleştiği, şehir hayatı ve yaban hayatın iç içe olduğu doğal cennette tatil yapmanın bedeli nedir? Diğer tatil yörelerine göre. İstanbul'a 9, İzmir'e 1 saat uzaklıktaki, kışları 104 bin, yazları milyonları bulan nüfusuyla Aydın'ın en gözde ilçesi, Ege'nin en güney ucundaki doğa cenneti Kuşadası'ndayız. Bizanslılardan Cenevizlilere kadar tarihte pek çok iz bırakan halka ev sahipliği yapan sakin denizi, hareketli gece yaşamı ve bütün ilçenin üstüne mis gibi kokular saçan sık ormanlarıyla son yılların gözde tatil beldesini gezmeye hazır. Kuşadası'nın simgesi Anakara'ya minik bir patika yolla bağlanan tarihi Güvercinada Kalesi'ni ardımızda bırakarak yüzyıllardır gizemini koruyan ve turistlerin de uğrak noktası olan Zeus Mağarası'na doğru gidiyoruz. Kuşadası'ndaki turumuza adını mitolojik Yunan tanrısı Zeus'tan alan bu mağarayla devam ediyoruz. Rivayete göre Tanrı Zeus bu mağaranın içindeki sularda duş almış ve yıkanmış. İnsanlar mağaranın adını o yüzden Zeus koymuşlar. Kuşadası'nın bütün göletleri tuzlu suyla dolu olmasına rağmen Zeus mağarası farklı. Burada insanın nefesini kesecek soğuklukta bir tatlı su var. Üstelik pek çok cilt hastalığına da iyi geldiği söyleniyor. Bu nedenle ilgi büyük. Güneş tam tepede. Hadi karanlık mağaradan çıkıp halkın akın ettiği plajlara gidelim. Şansımıza deniz o gün biraz dalgalı ama bu tatilcileri engellememiş. Sevgilim hazır, düşlerim hazır, aşk hazır bızır. Kamera, kamera. Sevgilim hazır, düşlerim hazır, aşk hazır bızır. Kamera, kamera. Özellikle birbirinden şık bikinileriyle sahilleri podyuma çeviren hanımların gözdesi bu plaj. Tam da falezlerin eteğinde olduğundan güneş son ana kadar kesilmiyor. Yani bronzlaşmak için ideal yer. Ne dilersen dile benden kalmasın ah nefsimde. Hatice Hanım Kuşadası'nın yerlisi. Bikinisinin askılarını indirmiş, kendini güneşin kollarına bırakmış. Madem yerlisi, kendisine fiyatları soralım. Pahalı mıdır Kuşadası? Hayır, çok ekonomik, çok uygun bir yer tatil için. Aydınlı Özgül Hanım tatili fırsat bilmiş, kendini Kuşadası'na atmış. Fosforlu pembe bikinisiyle de bu yılın modasını yakalamış. Tabii Kuşadası'nda fiyatlar uygun olunca ekstradan alışverişe bütçe çıkmış. Diğer tatil yörelerine göre Kuşadası hepsinden daha uygun. Özgül Hanım'ın bir önceki tatil durağı Çeşme'ymiş. Haliyle iki gözde tatil beldesini kıyaslıyor. Ya hayır ya, ben seviyorum Kuşadası'nı. Hani diğer tatil yerlerini de gidiyoruz, geziyoruz ama hem ekonomi anlamında hem de denize anlamında Kuşadası 10 numara. Plaja renkli bikiniler hakim. Pembeler, turuncular. Hanımlar bu işi biliyor. Bronz tenlerini fosforlu bikinilerle ön plana çıkarıyorlar. Bir tek Perihan Hanım siyah beyaz giyinmiş. Ama onun da özel bir nedeni var. Ben zaten Beşiktaşlıyım, siyah beyaz. Olurum. Evet. Başka da giymiyorsun. Hayır. Hanımların genellikle ilk tercihi bikini oluyor. Ne güne ne geceye ne de bin bir eceye koskoca şehire sığamıyorum. Biriktim uzun zaman doldum taştım gök gürültülü yağmıyorum. Bikini ya bence. Neden bikini? En iyisi bikini, daha rahat oluyor. Hem hani güneşlenmek için de daha iyi oluyor. Çünkü vücudu çok güzel gösteriyor. Hangi renk? Plaj tıklım tıklım. İğne atsan yere düşmez derler ya hani, tam da öyle. Güneşten saklanmak için şemsiyelerin altına kaçanlar kadar su kuşları da var. Özellikle çocuklar denizden çıkmak bilmiyor.
Kader Hanım ta Almanya'dan kalkıp gelmiş tatil için. Önce Çeşme'ye, sonra Kuşadası'na. Yanına minik kızı, kardeşi ve yeğenini de almış. Fena değil. Orta. Bodrum mu, Çeşme mi, Kuşadası mı? Kuşadası'nın denizi, Çeşme'nin gezmesi. Necla Hanım da Berlin'den gelmiş Kuşadası'na. 10 yılın ardından ilk kez ayak basmış memleketine. Ama yollarda da perişan olmuş. Şimdi plajda o uzun yolculuğun yorgunluğunu atıyormuş. Arabayla geldik biz bu sene. 10 seneden sonra. 3 gün, çünkü biz bayağı bir ara verdik. Hep kaldık yani otellerde. Gecelemeyi tercih ettik. Emre İzmirli. Hatta Çeşme'de büyümüş ama tatil için ilk tercihi Kuşadası. Fiyatlar Kuşadası diğer taraflara göre biraz daha salaş olduğu için daha uygun. Yani Çeşme'ye, Bodrum'a nazaran. En başta da dediğimiz gibi Kuşadası doğal bir cennet. Yapay adaları, sık ormanları, tertemiz deniziyle cazibe merkezi haline geldi. Ama bu doğal yaşam size bazı küçük sürprizler de hazırlayabilir. Plajdan çıkıp ana yola doğru yöneldiğinizde ufak bir şehir gezintisine çıkmış yaban domuzlarıyla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Madem domuzlar merkeze kadar iniyor, biz de onların doğa harikası yuvalarında, yani Kuşadası'nın etrafını çevreleyen ormanlarda ciğerlerimize biraz oksijen dolduralım. Kuşadası'nın büyük bir bölümü aynı zamanda milli park. Yani şehir hayatı ve yaban hayatı iç içe devam ediyor. Tam tepeye çıkıp Menderes Deltası Milli Parkı'ndan Kuşadası'na doğru bakıldığındaysa ortaya etkileyici bu manzara çıkıyor. Belki bir gün...